Selamünaleyküm arkadaşlar. Bayram Özen'de YouTube kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bayram Özen'de YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarıma like atın. Böyle like. Evet. Konumuz namazı terk etmenin çirkinliği. İnsanın namazın üzerine adeta titremesi lazımdır. Çünkü dediğimiz gibi insanın kıyamet gününde ilk sorguluya çekileceği amel namazdır. Eğer bu sorgudan kolay kurtulursa diğer amellerin sorgusu da kolay olur. Ama namazın sorgusunu veremezse diğer sorguları da çok çetin olur sevgili dostlar. Dünyada namaz kılmayan kimse ya aklını kullanmıyor ya da çok cesaretli demektir. Çünkü Allah-u Zülcelal namaz kılmayan kimseleri çok şiddetli bir şekilde cezalandıracaktır. Nitekim Allah-u Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Onların ardından öyle bir nesil geldi ki namazı bıraktılar. Şehvetlere uydular. Onlar azgınlıklarının cezasını çekeceklerdir. Meryem 59. Başka bir ayeti kerimede ise cennettekiler sizi sekar, cehennemine sokan nedir diye sorarlar. Derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Müddessir 40-41-42 buyurmuştur. Dünyada iken namaz kılmayanlar için kıyamet gelip çattığı zaman cehennem ateşinin üzerinde kor haline getirilmiş bir saç ortaya konulur. Ve Allah-u Zülcelal buyurur ki, ey kulum, kazaya bırakmış olduğun namazlarını bu kızgın saç üzerinde kıl. Bir kimse eğer neslini biraz olsun seviyorsa, o kızgın saçın üzerinde kılmak yerine bu yumuşak halıların üzerinde namazlarını kılmalıdır. 5 dakikamızı ayırıp kılabileceğimiz bir namazı kılmayıp kızgın saç üzerinde kılmaya bırakmak nefsimize çok büyük bir hakaret ve zulümdür. Eğer bir kimse deli ise ona niye namaz kılmıyorsun deme hakkımız yoktur. Çünkü o bir şey bilmez. Ama insan bildiği halde inanmazsa bu da küfürdür. Allah-u Zülcelal böyle kimseler hakkında o tasdik etmedi ve namaz kılmadı. Kıyame 31 buyurmuştur. Namazın terk edilmesi hakkında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çok şiddetli hadisi şerifleri vardır. Bir hadisi şeriflerinde kim namazı terk ederse onun dini yoktur. Çünkü namaz dinin direğidir. Muhammed bin Nasır. Diğer bir hadisi şeriflerinde kim namaza devam ederse namaz onun için bir nur, bir delil ve kıyamet gününde bir kurtuluş olur. Kim de ona devam etmezse nursuz ve delilsiz kalır. Kurtuluşa eremez. Kıyamet gününde Karun, Firavun, Haman ve Übey bin Halef ile beraber olur. Ahmet bin Hanbel buyurmuştur. Diğer bir hadisi şeriflerinde ise kıyamet gününde namaz kılmayan kimsenin yüzünde ey Allah'ın hakkını kaybeden, bugün sen
Allah'ın rahmetinden umutsuzsun yazılıdır. Cehennemde Yelemem isminde ateş, yılan ve akreplerle dolu bir dere vardır. Cehennemin diğer kısımları, ya Rabbi bizi Yelemlen deresinden muhafaza et diye Allah-u Zülcelal'a yalvarırlar. O kadar şiddetli bir yerdir. İşte bu dere namaz kılmayanlar içindir. Orada kalınlığı deve boynu gibi, uzunluğu bir aylık mesafe olan yılanlar vardır. Bu yılanlar namaz kılmayanların yüzünü ısırırlar. Onların etleri dökülür buyurmuştur. Kim namazını kılmazsa Allah-u Zülcelal onu 15 şey ile azaplandırır. Bunların 5 tanesi dünyada, 3 tanesi ölüm anında, 3 tanesi kabirde, 3 tanesi de kabirden çıktığı zamandır. Dünyada iken 1. ömründen bereket alınır. 2. salihlerin siması yüzünden silinir. 3. ne kadar hayır amel yaparsa yapsın sevap kazanamaz. Duası göklere yükselemez. 5. salihlerin duasında pay yoktur. Ölüm anında. Yani ölüm anında 3. 1. zillet içinde ölür. 2. aç olarak ölür. 3. dünyanın bütün denizlerini içse de susuz olarak ölür. Kabirde iken 1. kabir kaburgaları birbirine geçene kadar üzerine daralır. 2. kabir ateşle dolar ve gece gündüz közlerin içinde yuvarlanır. 3. şu caal akra isminde gözleri ateşten, tırnakları demirden ve her bir tırnağın uzunluğu bir günlük mesafe olan bir yılan musallat olur ve şöyledir. Sabah namazını terk etmenden dolayı sabah vaktinin girişinden öğlene kadar. Öğle namazını terk etmenden dolayı öğleden ikindiye kadar. İkindi namazını terk etmenden dolayı ikindiden akşama kadar. Akşam namazını terk etmenden dolayı akşamdan yatsıya kadar. Yatsı namazını terk etmenden dolayı yatsıdan sabaha kadar sana azap vereceğim. Ve ona her vuruşunda 70 zira uzunluk birimidir yerine dibine girer. Kıyamet gününe kadar bu azabı devam eder. Kabirden çıkarken ise 1. hesabı şiddetli olur. 2. Allah-u Zülcelal ona gazaba gelir. 3. cehennem ateşine atılır. Yine rivayet edilmiştir ki kıyamet günü cehennemden Hureş isminde bir yaratık çıkar. Bu akrep yavrusu cinsindedir. Uzunluğu yerle gök arası kadar, eni ise doğu ile batı arası kadardır. Cebrail aleyhisselam Hureyş'e nereye gidiyorsun diye sorar. Hureyş der ki Arasat meydanına gidiyorum. Cebrail aleyhisselam orada kimleri arayacaksın diye sorar. Hureyş der ki orada şu 5 zümreden kimseler arayacağım. 1. namazı terk edenleri. 2. zekata engel olanları. 3. ana babasına asi gelenleri. 4. içki içenleri. 5. mescitlerde dünya kelamı konuşanları. İşte namaz kılmayanların durumu kısaca böyledir. Namaz kılmayan kimselerin kendilerine verdikleri zararın yanında bir de aile fertlerinden ve komşulardan 70 kişiye kadar kötülükleri dokunur. Kıyamet gününde bir takım insanlar gelip namaz kılmayan kişinin yakasından yapışarak sen bizim hakkımızı kaybettin, bizim hakkımızı ver derler. Bunlar Adem aleyhisselamdan ta kıyamet kopuncaya kadarki salihlerdir. Peki
neden haklarını isterler? Çünkü namaz kılan kişi namazda teşehhüde oturduğu zaman selam bize ve Allah'ın salih kullarına der. Bu duanın sevabı Adem Aleyhisselam'dan günümüze ve kıyamet kopuncaya kadar ki bütün salih kimselerin ruhlarına ulaşır. Kişi bir tek namazı terk ettiği zaman o salih kimseleri bu sevaptan mahrum bırakmış olur. Onun için de bu salih kimseler kıyamet gününde namaz kılmayan kimsenin yakasına yapışıp bizim hakkımızı ver derler. İnsan Allah-u Zülcelal'in huzuruna hiç kimsenin hakkını almadan çıksa bile sadece bu hak onun cehenneme girmesine yeter. Biraz dikkat edersek bir kimse namazı terk ettiği zaman Allah-u Zülcelal o kimseden yüz çevirdiği gibi diğer mahlukatlar da ondan yüz çevirmektedir. Ukay bin Ebu Talib radıyallahu anh şöyle rivayet etmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber yürüyorduk. Bir deve hızla geldi, bize yetişti ve dile gelerek "Ya Resulullah, ne olur beni kurtar," dedi. Az sonra bir bedevi de elinde kılıcıyla yanımıza geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Bu zavallıdan ne istiyorsun?" diye sordu. Bedevi dedi ki "Ben bu deveyi büyük bir para verip satın aldım ama bana itaat etmiyor. Onu kesip hiç olmazsa etinden faydalanayım." Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deveye "Neden sahibine itaat etmiyorsun?" diye sordu. Deve dedi ki "Ya Resulullah, bunlar yatsı namazını kılmadan uyuyorlar. Eğer yatsı namazını kılacaklarına dair söz verirse ben ona itaat ederim. Yoksa Allah tarafından ben de onların içindeyken bir azap gelmesinden korkuyorum." Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o bedeviden bir daha yatsı namazını kılmadan yatmayacağına dair söz aldı ve deveyi ona teslim etti. O da devesini alıp evine gitti. İşte sadece bu olay bile ders olarak hepimize yeterlidir. Yeterlidir. Hayvan aklı olmaduğu halde Allah-u Zülcelal'in namaz emrine karşı tembel olanlardan kaçıyorken bizim hala namazdan uzak durmamız çok yanlıştır sevgili dostlar. Evet, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun sevgili canlar, sevgili dostlar. Gelecek konumuz cemaatle namaz kılmayı terk etmenin afeti.